Turgut Reis İhsan Manileri mevkiinde bulunan depoda dün akşam çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Patlayan LPG tüpleri yangına müdahale eden itfaiye ekiplerini ve çevrede bulunan evlerdeki insanları tehdit etti. Yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda güçlükle kontrol altına alındı. Dün bu depoda neredeyse facia yol açacak bir yangın meydana geldi. LPG tüplerinin patlaması büyük tehlike yarattı. Depo yangından bir gün sonra adeta hurda yığınına döndü. Yangın güçlükle kontrol altına alındı ve gördüğünüz gibi bu patlayan LPG tüpleri yangına müdahale edenleri zor durumda bıraktı. Özveren AŞ'ye ait depodaki tüpler yangın sırasında büyük tehlike yarattı. Tüplerden boşalan gazlar alevlerin iyice yükselmesine neden oldu. Patlayan tüpler ise civardaki evleri tehdit etti. Yüzlerce tüpün bulunduğu depoda büyük bir facia güçlükle önlendi. Yangında sadece depoda bulunan dolaplar, içecekler ve diğer malzemeler değil, muhasebe bürosu da tamamen hasar gördü. Hasar tespit çalışmalarına başlayamadıklarını, yangında bütün faturaların yandığını belirten Özveren AŞ'nin sahibi Asaf Özveren, sigorta yetkililerinin olay yerindeki incelemesinden sonra hasarın maliyetini tespit edebileceklerini belirtti. Maddi zararın oldukça büyük olduğunu kaydeden Asaf Özveren, "Hasar tespit çalışması yapamadık çünkü faturalarımızın tamamı yandı. Çalıştığımız firmalardan yeniden fatura istemek durumundayız." diye konuştu. İlk müdahale eden Turgut Reis Belediyesi olmuş. Tabii tüp olduğu için yan tarafında müdahale etmekte biraz zorlanmışlar. Tüp patlar falan korkusuyla. Biz de seyirci kaldık. Hiçbir şey yapamadık. Patladı da. Evet, patladı ama yani yan tarafa ve diğer komşulara, evlere falan herhangi bir zarar olmadı. Evet. Peki hasar tespit çalışmaları ne durumda? Hasar tespit çalışmaları şu anda devam ediyor. Çünkü malumunuz muhasebe bölümlerimiz de yandığı için faturalarımız da yanık. Dispiratörle yaptığımız firmalardan faturalar isteyeceğiz. Kayıtlarımız çıkarıp işte ne kadar olduğunu o zaman netleşecek. Dün akşam Turgut Reis İhsan Manilerinde çıkan yangında tüplerden boşalan gazların da etkisiyle alevler metrelerce yükseldi. Ard arda patlayan tüpler korku yarattı. Şirketin sahibi Asaf Özveren'le çalışanlar da söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. Bodrum, Turgut Reis, Ortakent, Bitez ve Konacık Belediyeleri itfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale etti. Şirketin müdürü itfaiye araçlarındaki suyun yetersiz olduğunu, bu nedenle de yangını söndürmenin zaman aldığını iddia ederek, "Yangını duyunca inanamadık, çok üzüldük. Ancak gördüğüm kadarıyla itfaiye araçlarındaki su yetersizdi. Bu da yangının uzun süre söndürülememesinde bir etken," dedi. Siz de buranın işletme müdürünü yapıyorsunuz zannedersem. Evet. Peki yangını duyunca neler hissettiniz? Yangını duyunca insanın içerisinden olamayacağını, böyle bir şeyin olamayacağını hissettim ama yangın mahalline geldiğim zaman kendimi kaybetmişim. İşte müdahaleler yapıldı fakat dişli tırnakla Sayın Asaf Özveren buraya kadar getirdiği bu kadar emtianın yanışında yığılmış kalmışım. Başka bir şey yapamıyorum, söyleyemiyorum. Peki, yangına müdahale edenler herhangi bir rahatsızlık yaşadılar mı? Yani dumandan zehirlenen oldu. Bizim yangın mahalline geldiğimizde Turgut Reis'i itfaiye aracı gelmiş ama onun yaptığı müdahalenin arkadaşların söylediğine göre çok yetersiz kaldığını, çok az bir yer suyunun daha fazla olacağı, yani suyu daha fazla olsaydı bu kadar bu yangının bu kadar genişlemeyeceğini söylemiştim. İtfaiye yetersiz mi kaldı yani? Zannedersem o şekilde. Evet. Civarda yaşayan vatandaşlar ilk etapta evde tüp patladığını sandıklarını ve çok korktuklarını söylediler. Pencereden dışarıya baktıklarında gördükleri manzara karşısında şok olan vatandaşlar evlerini hemen terk ettiler. Yangın sönene kadar eve dönmediklerini belirten mahalle sakinleri evde küçük bir bebeklerinin olduğunu, bu yüzden de çok korktuklarını belirttiler. Büyük bir facia yol açabilecek yangında çevrede yaşayan vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadılar. Evet, neler hissettiniz yangın olduğu zaman? O anda ben namaz kılıyordum, kendi namazına durmuştum. Ben yukarıda tip patlayacak diye hissettim. Ay diyeyim, içimden tipi diyeyim, açık koydu saadet. Tip patlıyor sanayım, böyle ev öyle sallanıyor. Tüpler patlıyor zannediyorum. Tip patlıyor sanayım, yukarıda ben burayı bilmiyorum. Evet. Ondan sonra çok patlayınca tabii herkes kaçınca biz de çıktık.
Çıktık, güne çıktık. Şuraya gidene kadar zaten alevler bu üzerimize aldı. Evet. Daha 2 aylık bebek kucağımda. Hemen sardım, sarmaladım. Gelini hemen de aldım. Hemen dışarı çıktınız yani. Kaçtık, ta çok ilerlere gittik tabii. Evet. Geçtiğimiz yıl Kızılağaç'ta çıkan büyük yangında zor durumda kalan hamile bayan bu yıl kucağına aldığı bebeğiyle adeta ikinci yangın tehlikesini atlattı. İslam hanelerindeki eve ise yeni taşındıklarını belirten bayan, yaşadığım ilk yangın tehlikesinde daha çok korkmuştum. Çünkü hem hamileydim hem de evimden çıkamadım. Bu seferki yangında da aynı şeyleri yaşamamak için bebeğimle beraber evden hemen dışarı çıktık dedi. O zaman hamileydim. Neredeydi o? Kızılağaç'taydı. Hı hı. Yani. Size hep yangınlar denk geliyor değil evet. mi? Evet. Orada yangında tek kalmış polisler kurtarmış. Bu ikinci yani.